Bu arada çok değerli bir konuğumuz var şu anda yanımızda. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan konuğumuz. Kendisiyle de tüm bu süreçleri, fezleke meselesini ve meclisteki durumu oralısı da karışık biliyorsunuz. Bunları soracağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun. Şimdi bu konuyla isterseniz başlayalım. Çünkü ben bu konuyla ilgili fikrinizi de merak ediyorum. Bir, internet sansürü. Apar topar gece yarısı bir anda geçti. Cumhurbaşkanı onaylar onaylamaz bilmiyoruz gazeteciler üzerindeki baskı ses kayıtları ortaya çıkıyor işte anketler üzerinde manipülasyon vesaire yani ucu bucağı olmayan bir tuhaf bir süreçteyiz Evet derin, nasıl? derin dibi belirsiz derin bir deniz bir kuyu var kuyu. değil mi evet nasıl kuyu. nasıl yorumluyorsunuz bu süreci şimdi tabii şuna dikkat etmek lazım. Ee, çok iyi e, tarif ettiniz. Önemli bir nokta yaparmak bastınız. Dediniz ki e, alel acele getirilen bir kanun. internet yasaklarıyla ilgili. Şimdi dikkat edin. Alel acele getirilen kanunlar e, hangi durumlarda geliyor? Bu alel acele getirildi bu kanun. E, adli kolluk yönetmeliğini alel acele değiştirdiler. Alıştık değil mi bu alel acele tabii, durumlarında? Tabii tabii. tabii. Da. MİT kanununun 26. maddesindeki değişikliği alel acele getirdiler. Yani hükümet e, hızla bütün sistemi, parlamentonun çalışma sistemini yok sayarak, değiştirerek alel acele günlük pozisyonunu kurtarma adına e, değişiklikler getiriyor. İnternet e, yasaklarını düzenleyen bu kanun doğrudan doğruya yolsuzluğun ürtünü, üstünü örtme çabasının bir parçasıdır. Yani son dönemde e, gelen bu değişikliğe baktığımızda şimdi bakın öyle bir tablo yarattılar ki 17 Aralık sürecinden sonra hızla kartopu gibi büyüyen yolsuzlukların ortaya çıktığı, deşifre edildiği, teşhir edildiği bir süreç var Türkiye'de. Teşhir edilebiliyor mu? Teşhir edilmeye çalışıldı. Ediliyordu ama edilmemesi için şu anda, şu anda hükümeti çıkarmayacağız. Çıkartmaya çalışıyorlar. Yani ayakkabı kutularını unutturmaya çalışıyorlar. 7 tane para sayma kasasını unutturmaya çalışıyorlar. 630 milyon dolar salma salıp iş adamlarına, onlarla elde edilen yandaş e, televizyon ve gazete e, temin etmeyi unutturmaya çalışıyorlar ama bunlar tek tek çıkıyor. Şimdi bunları önce savcılar e, soruşturdular ve 17 Aralık, 25 Aralık soruşturmaları başladı. Hükümet aniden hızlı bir şekilde bir HSYK kanun teklifi getirdi. HSYK'yı değiştireceğim dedi. Niye? Çünkü o hakim ve savcılara önce dedi ki. Benimle ilgili yolsuzluk soruşturması yapmayacaksınız. Hükümetin e, çevresindekilere dönük, hükümete ulaşabilecek, uzanabilecek, bizim çocuklarımızı ifadeye çağıracak yolsuzluk soruşturması yapamazsınız dedi. Bu işin özeti budur. Ben hükümetim diyor Recep Tayyip Erdoğan. Ve siz ben istediğimi yaptırırım bu ülkede, istediğim kanun dışı eylemi, işlemi yaptırırım. İstediğim suçluyu korurum. İstediğim hırsızı korurum. Yolsuzlukları istediğim gibi önünü açarım. Ama bunu soruşturamazsın diyor savcılara. Soruşturursan benden izin alacaksın 17 diyor. 17 Aralık darbesi 25 Aralık e, lada taçlandırıldı gibi. Yani e, böyle söylemler. Yani bunu bir darbe girişimi, Şöyle oldu. daha darbe... yönelik bir e, sanki ortada yolsuzluk vesaire belki de yoktur bilemiyoruz ama araştırılmadı, soruşturulmadığı için bu kadar soru işareti var kafamızda. Şimdi hiç ortalığı karıştırmaya gerek yok. Darbe sözünü ortaya atan Başbakanın kendisi. Hı hı. Ve son dönemde darbe sözü o kadar ilginç kullanılmaya başlandı ki Ve her şey sesi. her şey her şey darbe e, sözüyle e, üzerine gidilip toplumda bütün muhalefet bu şekliyle sindirilmeye çalışıldı. Ergenekon, Balyoz davası gibi davalarda darbe yalanıyla toplumun en önemli e, kesimleri tasfiye edildi, edilmeye çalışıldı. Şimdi bu darbe yalanıyla yolsuzluğun üstü örtülmeye çalışılıyor. Şimdi şunu soracağız, şunun cevabını vermek zorunda başbakan. Kendisine karşı darbe yapılıyormuş, hükümete karşı darbe yapılıyormuş. Savcılar... Evlere baskın yaptı. 14 aylık arama var, 14 aydan bu yana dinleme kayıtları var, tapeler var. İzmir'den tutun İstanbul'a kadar bir yolsuzluk ağı örülmüş. Başbakanın e, emriyle e, Ulaştırma Bakanı müteahhitleri çağırıyor. 100 milyon sen vereceksin, 100 milyon sen vereceksin, 100 milyon sen vereceksin, 630 milyon dolar para vereceksiniz diyor. 2 tane televizyon evet. kanalını Turkuaz Medya grubunu almak için. Bültenlerimiz için de bunun ses kayıtlarını yayınladık. Hem Kemal Kırsaroğlu bahsetmişti hem de bugün evet. e, Oktay Vural da dinletti bu kayıtları. E, peki şunu da sormak istiyorum. Siz özellikle belirttiğiniz için, şimdi önce şu kısa bilgiyi vereyim izleyicilerimize. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi. Rıza Zarap ve sanatçı eşi Ebru Gündeş'in talebi üzerine benzeri görülmedik bir sansür uyguluyorlarmış. Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Rıza Zarap ve eşi Ebru Gündeş'in talebi şu. İstanbul 2. Asli Ceza Mahkemesinden her türlü eleştiriye yayın yasağı istemişler ve böyle bir durum var şu anda. sizin çok önemli bir belirttiğiniz nokta var ve nasıl onu sormak istiyorum. Normalde Rıza Zarap'ın uçağıyla işte giden Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan olarak tek isim çıkmıştı evet. ama sizin iddianız Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Gıda Bakanı, e, Tarım Gıda bakanı, ve Tarım Bakanı Mehdi, Eker. M, Mehdi Eker, Halk Bankası Müdürü Süleyman Aslan'ın da Zarrab'ın uçağıyla evet. Umre'ye gittiğini söylüyorsunuz. Yani uçağıyla yurt dışı seyahatleri yaptığını evet. söylüyorum. E, aynı zamanda yine ilk kez e, açıkladığınız bir fezleke de var. Bunlarla ilgili ayrıntıları merak ediyoruz. Çünkü konuşulmuyor bunlar, bilinmiyor. fezdekeler işte... Apar topar bakanlıktan meclise gelecek diye beklerken savcılar geri iade edildi. Evet. Nedir son durum bunlarla Şimdi, ilgili? Şimdi hemen biraz önceki noktayı bir cümleyle internet yasağına bağlayayım. İnternet yasaklarıyla ilgili kanun bu sebeple geldi. Yani bütün bu yolsuzlukları e, ortaya e, çıkan yolsuzluklar internet ortamında yayılmaya başladı. Özellikle sosyal medyada yayılmaya başladı. Bakın bu ses kayıtları şeye çöktüler. İstanbul'daki soruşturmaya çöktüler. O soruşturmadaki tapeleri, kayıtların yayınlanmasını, ortaya çıkmasını önlediler. Ama bilmediğimiz bir şekilde sosyal medyadan bunlar yayınlanmaya başladı. Hangi pazarlıklar yapılmış, villalar için neler konuşulmuş, e, nerede ne zaman bir araya gelineceği söylenmiş, bütün bu yolsuzluğun ipuçları ve delilleri sosyal medya aracılığıyla, internet aracılığıyla yaygınlaştı. Bugüne kadar internet yoluyla kişilik haklarının tamamı ihlal edilirken hükümet seyirciliği kalıyordu. Hiçbirisine önlem almıyordu. Ne zaman ki iktidarın yolsuzlukları internet ortamında, sanal alemde yayılmaya başladı. Geziyle başladı aslında bu süreç. Şimdi bu yasak bunun için geldi. Şimdi bir gelelim o zaman ben evet. bu 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 konuya. Ee, MHP'nin kasetleri çıkmıştı bir önceki seçimde Tabii. bazı vekillerin. Tabii. Ee, bununla Hiçbir önlem almadılar. Önlem almayı geçin hani madem bunların yayılmasıyla özel hayatla ilgili e, durumun önüne geçilmek bunların ses ile ilgili bir çalışma var. O zaman başbakanın söylemini hatırlar mısınız? Önce eleştirir gibi yaparken arkasından e, siz Çok de elinize dilinize belinize, belinize sahip, sahip çıkacaksınız. Siyaset malzemesi yaptı. Bir başbakan O zaman sıkılmadan savaş savaşılmadığı gibi bunu miting meydanlarında konuştu. Siyaset malzemesi yaptı. 2011 seçimlerinde meydanlara çıktı. Meydanlarda bu malzemeyi kullandı. Yani bir başbakan bu malzemeyi kullandı. Daha önce de yasa dışı dinlemelere ilişkin malzemeleri kullandı. Yine e, bir mitingde yaptığı konuşmada Güneydoğu Anadolu bölgesinde sanırım. Hani Diyarbakır olabilir yerini tam net hatırlayamıyorum. Çıktı dedi ki yakında internete düşecek bu konuşmalar dedi. BDP'li e, iki kişinin konuşmasını bir milletvekiliyle bir il başkanının konuşmasıydı. Yakında dedi internete düşecek dedi. Halbuki o konuşmayı yapmadan önce düşmüş. Demek ki bu dinlemeleri yani 15 dakika önce düşmüş. Zamanlamayı tuttu tutturamamışlar. Bunlar şunu gösteriyor. Bunların arkasında başbakanın olduğu. Başbakanın bilgisi dahilinde yasa dışı dinlemelerin bugüne kadar Türkiye'de bu noktaya geldiğini gösteriyor. Zaten farklısı başka türlü olması mümkün değil. Bu cihazların, bu teknolojinin getirilmesi, Türkiye'de belli noktalara konması, orada kullanılması hükümet izin vermezse devlet bu konuda iktidar izin vermezse takip ederse, gerçekten ortaya çıkarmaya çalışırsa bu dinlemelerin yapılabilmesi mümkün değil. Bu Bunlar bunun orta. Yani Bu yasa, yasa dışı, dışı, dışı dinlemeler. dinlemelerle komple zaten savaşılmalı ama işte benim başıma geldi. Ben susayım senin başına gelince işte buna bağır çar Tuhaf değil, değil mi? mi? Ama bunların derdi zaten yasa dışı dinlemelerle mücadele etmek değil. Bunlar şu anda kendileri hakkında yasal dinleme kararı verilmiş. İstanbul ve e, İzmir'deki diğer soruş yolsuzluk soruşturmalarında kendileri aleyhine yasal olarak verilmiş dinleme kararlarını dahi ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Şu anda yapmaya çalıştıkları, son getirdikleri paketle de yapmaya çalıştıkları şey bu. Şimdi bakın. Burada İstanbul Mahkemesi kalkmış mahkemenin bir tanesi bu konudaki eleştirileri e, yasaklamış. Nasıl hangi eleştirileri yasaklayacak yasakladı onu da bilemiyorum ama böyle bir şey mümkün değil. Böyle bir şey yapabilmesi mümkün değil. Dosyayla Kemal ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'nun muhtemelen açıkladığı e, Şimdi e, varsa varsa, sonra. varsa bizimle ilgili kalksınlar soruşturma yapsınlar. Rıza Sarraf'ın uçağında 3 de 2 tane 3 tane bak e, üç tane bakan bir tane de Banka Genel Müdürü Uçağıyla yurt dışı turlar yapıyorlar. Bu bir saadet zinciridir. Yani bugün Türkiye'de en büyük, en önemli yolsuzluğun merkezinde, uluslararası bir yolsuzluk ilişkisinin merkezinde olduğu iddia edilen birisi. Şimdi biz dört bakan hakkında fezleke bekliyorduk. Sizin açıkladığınız rakamlarla bütün kabineye fezleke lazım. E yani şimdi şim, şimdi zaten şöyle, e, ben tahmin ediyorum dün Adalet Bakanlığı'nın önündeydik. Adalet Bakanlığı'nın önüne bir siyah çelen koydu gençlik kollarımız, kadın kollarımız. Biz de oradaydık. Hani e, herhalde... Adalet Bakanlığı'na fezlekeler gidiyor. Adalet Bakanı fezlekeleri meclise geri gönderin meclise gönderin diye geri yolluyor savcılıklara. Savcılıklar bu sefer meclise gönderiyor fezlekeyi. Meclis başkanı da geri gönderiyor Adalet Bakanlığı'na gönderin diye. Yani bu e bir danışıklı dövüş. Adalet, adalet Bakanlığı'nı Bakanlığı belirtelim. Onu da söylemişsiniz çünkü bu tüm bu 17 Aralık yolsuzluk fezlekelerinden bağımsız bir fezleke daha olduğunu söylüyorsunuz Adalet Bakanlığı ile ilgili. Hatay'daki tırların yakalanması ile ilgili yani orada da başlı başına bir iki tane fezleke durum var. Adalet Bakanı ile ilgili iki tane fezleke var. İki fezleke de Adalet Bakanlığı'nın bakanının yürüyen soruşturmalara doğrudan doğruya müdahale ettiğine ilişkin fezleke. Türk Ceza Kanunu 277. maddesindeki suç. Yargılamayı etkilemek, yargılamaya, soruşturmaya müdahale etme suçu. Birinci fezlekeyi açıkladım. İzmir'deki yolsuzluk soruşturmasında ahtapot e, ee, yolsuzluk, Astapot isimli yolsuzluk soruşturmasında e, İz, İzmir, dengili. ta, onun akrabalarının yani e, uzaktan akrabalarının da olduğu, onun da hı hı. bir parçası olduğu iddia edilen yolsuzluk soruşturmasında bakan doğrudan dolayı önce müsteşarını devreye sokuyor. Oradaki başsavcıyı arıyor Hüseyin Başı. Soruşturmayı durdurması konusunda baskı yapıyor. Arkasından kendisi arıyor. iki kez arıyor kendisi. Ve e, Başsavcı Hüseyin Baş'a soruşturmaları durdurması konusunda Kim baskı. arıyor? Adalet Bakanı Bekir Bozdağ. Göreve gelir gelmez yaptığı ilk icraat İzmir soruşturmasındaki savcıyı arayıp soruşturmaya müdahale etmek. Savcılar e, görevlerini yapıyorlar. Namuslu Cumhuriyet'in savcısı. E, tutanağını tutuyor ve yapması gereken şeyi yapıyor. E, bu konuda... Fezleke düzenleyip e, şey Fezleke'yi bakanlığa gönderiyor. Bakanlık geri gönderiyor meclise. Bu meclise ver, gönderin bunu diyor. Bu sefer meclise gönderiyor savcılık. Meclis de tekrar geri gönderiyor bunu bakanlığa gönderin. Bu komedidir. Bunu her vatandaşımız 5 yaşındaki çocuğu anlatsanız güler böyle bir şeye. Anladı mı gerçekten vatandaşımız bu durumu? Yani Anlayacak. tüm medyada An e, şu anda anlayacak, anlayacak. iktidar yanlısı olduğunu Bildiğimiz, düşündüğümüz hatta ses kayıtlarıyla Bakın. gördüğümüz pek çok şey var ve göz, gösterilen bir tablo da var. Yani bu bir operasyon, bu bir paralel devlet, bu bir uzu, uzuyor, devam şunu, ediyor. Şunu, i̇şte derin devlettir vesairedir. Şimdi şunu insanlar soracağız. bununla savaştığını düşünüyor olabilir mi hükümetin? Yani şimdi, bu yolsuzluk şimdi, şimdi soruşturmaları insan, bir tarafa insanlar, bırakıp? İnsanlar tabii farklı yönlendirilirse farklı düşünülebilir ama şunu soracağız. Biz vatandaşa şunu anlatıyoruz. Bir adalet bakanı... Rüşvet, ihale ve yolsuzluk soruşturması yapan bir savcıyı arar da bu soruşturmayı, bu bas savcıyı arar da bu soruşturmayı bu savcıdan al, niye der? Ne işi var? Adalet Bakanlığı'nın ne üstüne vazife? İzmir'deki ihalelerle ilgili soruşturmada, yolsuzluk soruşturmasında Adalet Bakanı niye telaşla onu arıyor? Bakın, vali arıyor. Mali Şube Müdürünü diyor ki vali, savcı gelirse de ee, gitmeyeceksin diyor. Savcı geldiği zaman e, arama yapmaya göndermeyeceksin personeli diyor. Çay kahve içir gönder diyor. Vali arıyor. Araştırıyoruz diyeceksin. Üçüncü kelimeyi söylemeyeceksin. Takip ediyoruz efendim diyeceksin diyor savcıya. Üçüncü kelimeyi söylemeyeceksin. Göndereceksin diyor. Şu devletteki yer her şeye bakar mısınız? İzmir İl Emniyet Müdürü Mali Şube Müdürünü arıyor tehdit ediyor. Arkasından aynı olayla ilgili İzmir valisi arıyor. Mali Şube Müdürünü tehdit ediyor polisi emniyet müdürünün oradaki gitmeyeceksin, savcının emrini uygulamayacaksın diye. Arkasından İçişleri Bakanlığı müsteşarı şeyi arıyor, İzmir Başsavcısını arıyor bu soruşturmayı durdur diye. Onun arkasından Adalet Bakanı iki kere İzmir Başsavcısını arıyor soruşturmaya müdahale etmek için. Bu bir. İkinci fezleke, bu birinci fezleke Adalet Bakanı ile ilgili. İkinci fezleke Hatay'daki Kırıkan'da durdurulan tır. İhbar gelmiş, tırda kaçak silah var deniyor. Savcının yapacağı bir tane iş var. Önlem alacak, tırı arayacak. Başka yapacak bir şey yok. Yaparken de kimden yararlanacak? Savcının elinde polisi, kendine bağlı bir adli polis yok. Adli polis görevini jandarma ve polis yapıyor oradaki yetkisine göre. Emniyeti alıyor, jandarmayı alıyor, gidiyor olay mahallinde arama yapacak. Tek tek vali arıyor. Vali arama sırasında görevden alıyor şeyleri. Emniyet görevlilerini. Bugün bir parça şey vardı, uluslararası bir sempozyum vardı. Yar sabah oradaydık. Uluslararası Yargıçlar Birliği Başkanı orada, diyor ki, bir e, Avrupa Müktesebatı'ndan bahsediyor bu konuda. Diyor ki, e, ulus bir soruşturma sırasında görev yapan kolluk mensupları hiçbir zaman görev yeri değiştirilemez soruşturma sırasında görev yapan savcının, hakimin, polisin yeri değiştirilemez. Bu yargıya müdahaledir diyor. E evet. bunların tamamı uygulandı. Tamam. Bunların şimdi, şimdi en son döndü şu cümleyi tamamlayayım. En son döndü e, bu konuda e, Adalet Bakanı şeyi arıyor direkt e, Adana Cumhuriyet Başsavcısını arıyor ve soruşturmayı o savcıyı oradan çek, dosyayı o savcıdan al, aramayı yapma diyor. Şimdi iki tane hakkında fezleke düzenlen, düzenlenmiş bir Adalet Bakanı var. Yargıya müdahale ettiği iddiasıyla düzenlenmiş fezleke düzenlenmiş bir Adalet Bakanı var. Bu bile demokratik bir ülkede, hukukun hakim olduğu bir ülkede Adalet Bakanının istifa etmesi için başlı başına bu iddia bile yeterlidir. Evet. Bu konularla ilgili birkaç e, insan profili var. Türk vatandaşlarının bakış açısıyla e, bir tanesi Zaten geldiklerinden beri yolsuzluk yapıyorlar bu sadece ortaya çıkışıdır diyen bir kitle var. Bir başka açıdan daha tarafsız bakıp ama mutlaka soruşturulmalıdır bu yaptılar mı yapmadılar mı bu yolsuzlukları bilmiyoruz ama bir hukuk süreci bir soruşturma süreci olmalıdır diyen var. Paralel devlet darbe yapmıştır diyen bir başka ekip var ama işin en ilginç kitlesi de siz de gözlemliyorsunuzdur. Sokakta geziyoruz işte. Eee bakkalla muhatap oluyoruz. Bir şeyler alıyoruz. Taksiye biniyoruz. Simit alıyoruz vesaire. İnsanlara da zaman zaman sorduğumuzda bununla ilgili görüşlerini alıyoruz herkesten. Örneğin simitçi orada yaşamını idame ettirmek için satıyor. Belki cebine baksanız 5 lirası yok. Belki sağlık sigortası yok. Herhangi bir gelir yok ama bütün başa gelenler zaten yapıyor bunu. Onlar da yapsın, helal olsun. Zaten yap, yapılıyor yani bunlar. En azından hizmet ettiler, yol yaptılar vesaire gibi söylemleri olan vatandaş kitlesi Olabilir. de var. Bu vatandaş kitlesine Cumhuriyet Halk Partisi e, bu süreci nasıl anlatmayı planlıyor? Anlatabilecek mi? Bu çok önemli. Bunu sormak istiyorum. İkincisi vergi ödediğimiz bir devlet yapısından bahsediyoruz. Dolayısıyla pek çok soru sormak bizim de hakkımız ama soru soramıyoruz. Sorularımız havada kalıyor. Siz muhalefet partisi olarak işte geçen gün Umut Oran'ın başına gelen onun bile başına sansür geliyor tip kaldırıyor. Sesimizi duyuramıyoruz. Bununla ilgili neler yapmak lazım? Vergilerimizin karşılığında neler yapıldı neler yapılmıyor? Bunu sorgulayan bir vatandaş kitlesi için neler düşünüyorsunuz? Şimdi tabii şöyle vatandaşın gündeminde her zaman sizin için önemli olan, önemli gördüğünüz şeyler bulunmayabilir. Her zaman vatandaş aynı gündemle meşgul olmayabilir. Hı hı. Doğaldır. Vatandaşın gündeminde paralel devlet olmayabilir. Vatandaşın gündeminde ahlaki anlamda yolsuzluk konusu olmayabilir. Ama vatandaşın bu sofrasına ve mutfağına, evine yansımaya başladığında o zaman o yolsuzlukları anlamaya e, ve gündemine almaya ama başlayabilir. Orada şimdi şimdi, şimdi bakın, ayakkabı şimdi 630 gören milyon simitçi e, kendi cebinde belki ömründe zaten hiç şu karşılar, bu kadar 4,5 milyon doları ama ya önemli değil diyenler. Işte bu nasıl? Bu sosyolojik olarak nasıl? Önemli değil demeyecek vatandaş zaten. Önemli Ama diyenler öne var. Ya bir realite sim, sim var yani. fanatik fanatik olarak iktidar yanlısı olanlar vardır. O önemli değil. Bakın iktidarın telaşı Bunların ortaya çıkmasının vatandaşta yaratacağı etkiden korkmalarından kaynaklanıyor. İktidar bundan telaşlı. Niye yayın yasakları koyuyor? Niye soruşturmaların önüne geçmeye çalışıyor? Niye paralel devlet yalanıyla aslında böyle bir şey yok, iftira atılıyor diye bir yalanı üretme ihtiyacı duyuyor? Çünkü ayakkabı kutusundaki 4.5 milyon dolar ortaya çıkınca, müteahhitlere çöküp alınan 630 milyon dolarla televizyon alındığı ortaya çıkınca bu yolsuzluklar 247 milyar dolarlık bir yolsuzluk. bütün delilleriyle görünür hale gelince yatak odasında 7 tane para kasası ortaya çıkınca, para sayma makinesi ortaya çıkınca. Deniz Feneri davası 100 yılın soygunu diye adlandırıldı. Deniz Fener'in üstünü örtüler Dikkat edin. Bunu da örtmeyi başarırlarsa ömürlerini uzatırlar. Başaramamaları gerekiyor. Yani Deniz Fener'inden yani, sonra da %50 ile geldiğini akide Bu soruşturulmadı. Bunu sorgulayan bir halk şimdi, da yoktu. Onu şimdi söylemek de, istiyorum. De, Deniz Üstünün Fener kapatılmasına halk da müsaade etmedi mi? şöyle halkın müsaadesi halk sandıkta gereğini yapar gittiği zaman. Tamam. İşte üstünün üstünün örtülmesine halkın müdahale edip etmemesi eğer halk belli bir noktadan sonra gerçekten yolsuzlukları Yavaş yavaş algılamaya başladığında iktidarlar ne yaparsa yapsın sona gelmişler demektir. İşte bir iktidar bloğu vardı. Çok Şimdi bugün mu? Eğer bir böyle e, bir yolsuzluk ki, varsa nasıl anlatacaksınız? Tabii ki o, o, bunu merak ediyoruz. Yani anlatıyoruz. Bakın sizin buraya geldik anlatıyoruz. Hı -hı. İki gündür İstanbul'da konuşuyoruz. Her e, meclis şeyinde e, görüşmelerinde kürsüye çıkan her arkadaşımız bu yolsuzlukları anlatıyor. Her hafta bir belge çıkarıp açıklıyoruz yolsuzluk Hı -hı. fezlekelerini Bakın tek tek. En Sayın en iyisi. genel başkanımız say, Salı günü çıktı. Salı günü o pazarlıkların dökümlerini çıkardı. Anlattı. Önümüzdeki hafta yenilerini, konu ses kayıtlarını dinleteceğiz ha, önümüzdeki hafta. O noktaya hafta. geleceğim. Yani evet. bir takım şeylerin üstü zaman zaman örtülüyor. Ama meclis kürsüsünden işte o ses kayıtları dinletilince bir anda gündem oluyor mesela. Tabii tabii. Böyle bir e tabii, şimdi, sistem de şimdi çok bakın, etkili oldu. Bakın, iktidar son günlerini yaşamaya başladı. Bunun telaşı içerisinde. Onun için insanlar şu ilişkiyi kuracaklar. Ben halkın bunları düşünemeyeceğini, halkın bu konuda işte çok kolay kandırıldığını falan düşünmüyorum. Halk günlük yaşamıyla ilgili doğal bir meşguliyet içerisinde ve günlük yaşamına doğrudan müdahale eden noktalarda, yarasına basan noktalarda tepki vermeye başlıyor. Elbette, şimdi, asla şimdi, düşünememek şimdi değil Şimdi böylece hiç tahmin etmediğimiz kara yerde... Kara propaganda var ya, olacak, olacak işte bu olacak o kara, kara, propagandayı iktidar ve yapıyor. Daireyim. Yani iktidarda devam ettirebilmek için yalana, iftiraya ve baskıya müracaat ediyor ama ne yaparsa yapsın gezi olaylarında milyonlarca insan sokaklara döküldü. iktidarın baskısı para etmedi. Şimdi yolsuzluk soruşturmasında savcıları 7 bin tane bu emniyet mensubunu ve savcıyı yer değiştirdi. Görevlerinden aldı. Her gün yeni bir operasyon yapıyor. Ama fayda etmeyecek. Biz internet sitesi çıkıyor. İşte o internet sitesinde Twitter'dan yayınlamaya başlıyor ses kasetlerini. Ondan sonra tapeleri, telefon görüşmelerini yayınlamaya başlıyor. Belgeleri yayınlamaya başlıyor. Şimdi insanlar şuna bakacaklar. 630 milyon dolar. Bir ona bakacak. 7 kamyon yapıyormuş Türk parasına çevirdiğin zaman dolar olarak da üç 3,5 kamyon falan yapıyor. 3,5 milyon kamyon. Şimdi bu para niye verilir? Bu müteahhitler bu parayı niye veriyorlar? Aldıkları için. Aldıkları ihalenin üstüne koyuyorlar Yeni bu parayı. Yeni ses kayıtları var mı bizde? Yani bizim elimizde olması gerekmiyor. Ortalıkta dolaşıyor ses kayıtları zaten. Hayır, yani bir meclis çatısından ses kayıtları yeni kas dediğiniz Hayır, ses kayıtları için düşüyor sordum. zaten. Bize özel olarak gelmesine gerek yok. Hı hı. Yani akşam saat 9'dan ondan sonra bakıyoruz. Ses yeni bir ses kaydı çıkıyor ortaya. Yani bakın bu kadar çürümüş, kokuşmuş bir sistemin üstünü örtmeleri mümkün değil. Yani hangi örtüyü getirip örterlerse örtsünler. Hangi önlemi alırlarsa alsınlar. İster internet yasaklarını getirsinler. Şimdi yürütmeyi durdurma kararı almayı da yasaklayacak bir düzenleme önerdiler. Dün getirdiler meclise. Hı hı. İdare mahkemeleri bu memurların yerlerini değiştirecekler ya. Şimdi bu görev yapan polisler ve savcılar e, idari yargıdan özellikle emniyet görevlileri yürütmeyi durdurma kararı almaya başladılar. Onu önlemek için şimdi hemen bir kanun teklifi getirdiler. E, şu anda meclis gündeminde. Bugünkü evet. gündem o. Yürütmeyi durdurma kararı almayı önleyen, idari yargı denetimini ortadan kaldırmaya çalışan adımlar. Peki, bu adımların hiçbirisi olarak... bu adımların hiçbirisi başarılı olamaz çünkü yolsuzluk artık kokuyu saklamanın mümkün olmadığı ölçüde sarmış her yeri. Peki cereahat yani, akıyor. Bu iktidarın her noktasından cereahat akıyor. İrin akıyor artık. Peki e, tüm bu olanlar ortada aşikar, yapılanlar az önce siz bahsettiniz. Binlerce savcının, polis memurunun vesaire görev yerleri değiştirildi. Bilmiyorum görüştünüz mü herhangi bir polis memuruyla ya da bununla yakınanlarla ama o da bir kenara. 12 yıldır iktidar olan bir hükümet söz konusu. Bir sürü şaibe var ortada. Soruşturulmuyor. Görev yerleri değiştiriyor ama dayak yiyen hep Cumhuriyet Halk Partisi oluyor. Bunu Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani siz sanki iktidar partisiymişsiniz gibi zaman zaman vatandaşlardan, zaman zaman işte özellikle basın mensuplarından bir, bir dayak evet. yiyen taraf hep CHP. Bunu yani sorguladınız şöyle, mı? Bununla bunun, ilgili düşünceniz bu, nedir? Bunun, bunun birçok açıklaması olabilir ama ben kendi açıklamamı yapayım Hı -hı. müsaade ederseniz. Şimdi buradaki tablo şu. Ee, iktidar zorba olursa, iktidar baskıcı olursa, iktidarın yarattığı düzenden şikayet edenler zorbaya değil de bir başkasına e, şikayetlerini yönetmek zorunda kalırlar. Biz ana muhalefet partisiyiz. Vatandaş 12 yıl bize vatandaşın öfkeli olduğu anlarda bile ya da bize dönüp de görevimizi yapmadığımızı ima ettiği zamanlarda bile aslında vatandaş iktidarın baskısından yakınıyordur. İktidarın baskısından yılmıştır ama iktidarın zorbalığı nedeniyle oraya yöneltemediği eleştiriyi ana muhalefete yöneltir. Biz bunu olgunlukla karşılıyoruz, alıyoruz, bundan yararlanıyoruz. Bunu söyleyecektir ama bu bir başka şeyin işaretidir. Yeni bir doğum sancısının işaretidir. Peki bu hadi. Türkiye'de bir iktidar değişikliğinin işaretidir. Şimdi ee, AKP'ye kızanlar işte bir daha AKP'ye oy vermeyeceğiz ama işte alternatif yok ki gibi düşünen bir kesim de var ve kararsızlar da var. Bu kitleye vardır, vardır. E, nasıl hitap edecek Öyle CHP? Öyle düşünen kesim olabilir ama e, alternatif Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bunu çok net olarak söylüyoruz. Niye Cumhuriyet Halk Partisi'dir? Bakın bu yolsuzlukların tamamının üzerine giden biziz. Ee, Türkiye'de sosyal devletin yeniden inşa edilmesi gerektiğini söyleyen biziz. Özgür bir toplum yaratılması gerektiğini söyleyen biziz. Yargının bağımsız olması gerektiğini söyleyen biziz. Hukukun üstün olması gerektiğini söyleyen biziz. Yargıçlara müdahale edilmemesi gerektiğini söyleyen biziz. Bunları uzatabilirim. Bunun karşısında e, yolsuzluk yapan iktidar, yolsuzluğu örtmeye çalışan iktidar, yolsuzlukla mücadele edenlere zulmeden, zulüm uygulayan iktidar, kul hakkı yiyen iktidar, 247 milyar doları yolsuzluğa aktarıp, bu milletin çoluğunun, çocuğunun, gencinin, okula giden evladının geleceğini kurması için onlara vermesi gereken parayı oraya vermeyip kendi evlatlarını bir sene içerisinde dolar milyarderi yapan bu iktidar. Dolayısıyla çözüm kim? En mantıklı, en e, sıradan akıl bile baktığı zaman şunu görecektir. Peki. Bunun karşısında duran Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Dolayısıyla da ilk seçimde sandıkta Son Cumhuriyet Halk Partisi çözüm olarak çıkarıyor son görüntüler son derece çirkindi başınıza gelenlere çok üzüldük İzlediğimizde saldırıya uğradınız hastaneye kaldırılmak zorunda kaldınız AKP'li bir vekil yumruk attı size şu noktanız zannediyorum açılmıştı çok çirkin bir görüntüydü. Biz üslupla ilgili konuşurken hani niye bu kadar çirkin üsluplar var derken bir de şiddete dönüştü. Uçan tekmeler gördük vesaire. E bununla ilgili yorumunuz ne? Çünkü bizzat bu şiddete maruz kalmış hem de meclis çatısı altında. Hepimize belki de örnek olması gereken o vitrinde görselde böyle bir kavga gürültü görmek hepimizin canını sıktı. Yani bununla ilgili ben özel olarak bir yorum yapmayı doğru bulmuyorum. Yorumu millete bırakıyorum. Her şey milletin gözü önünde oldu. Her şeyi millet gördü. Parlamentodaki bu zorbalığı da millet gördü. O zaman da söyledik, parlamento eşkıyalık yapma yeri değildir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne milletvekilliği yapmaya geliyoruz. Ama bu iktidarın tahammülsüzlüğünün, e, ölçüsünü gösteriyor. Yani Başbakan'a ısrarla e, özür haşa, haşa. ya Özür peşinde değiliz. O özür tarafında değiliz. Yani Bakın, bir kare vardı. Mesele, mesele demokrasinin yaralmasıdır. Özüre almasıdır. gerek yok falan mesele, mesele demokrasinin yaralmasıdır. Bizim yaralanmamız değil. Mesele demokrasinin saldırıya uğramasıdır. Bizim saldırıya uğramamızın bir kıymet harbiyesi yoktur. Burada asıl olan budur. Ama öyle bir grup var ki bunu milletimiz bilsin diye söylüyorum. Haşa ee, başbakana Allah'ın bütün vasıfları başbakanda vardır diyecek kadar kendisi kendinden geçmiş, ne dediğinin farkına varmayan, sapıklık sapkınlık derecesine e, ulaşmış derecede bir bağlılık gösterisi yapma ihtiyacı hisseden bir yapıyla karşı karşıyayız. Bu yapının demokrasiye e, ne türlü zararlar verebileceğini e, takdirini milletimize evet, bırakıyorum. Evet, kapatmak durumundayız. Süremizi açtık bile. Sayın Tezcan çok teşekkür ediyoruz ben yayınımıza ka katıldığınız için.